Arkadaşlar merhaba ben İtalaş. Bugün Eceo Story 2 Amerika serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Brezilya ve e, Venezuela'yı mağlup ettikten sonra gözümü artık Arjantin'e dikeceğimi söylemiştim ve offline olarak asimilasyonları gerçekleştirip e, belirli bir sayıda da orduları bastık. Geçen zaten bu Brezilya Savaşı'ndan ve Venezuela Savaşı'ndan yaklaşık 50-60 binlik bir ordumuz mevcuttu. Onları da Orlando City topraklarına çekmiş olduk. Şimdi yaklaşık 200 bin ekonomisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Arjantin'in ve falan yaklaşık bir 100, 130 bin civarı ordu yeter. Bastığım ordular offline bastım. Baya vakit kaybetmesin diye. Çünkü her topraktan bastım ve Set Army diye bazı arkadaşlar ee, şey yapması zaten oyunda niye hile yapılıyor onu da anlamıyorum. Yani basit oyunlarından biri e, doğru şeyler yaparsanız ama hani o şekilde birkaç yorum almamak için e, bütün topraklarda bastığım orduları birleştiriyorum. Yani bunu da W Space şeklinde hızlı hızlı basabiliyorsun abi çok da e, zahmetli bir şey değil. Şu anda abi savaş hazırlıklarımızı yapıyoruz bütün topraklarını Arjantin'in bütün topraklarını bu orduları dizdikten sonra Arjantin seferini başlatacağız. E artık Arjantin seferini tamamladıktan sonra Güney Amerika'da bizim karşımızda hiçbir güç duramayacak. Yalnızca Peru var ama Peru da yeterince güçsüz zaten bize kıyasla. Bakalım ne kadar ordumuz var. Eee 90, 100, 130 bin civarı bir ordu basabildik. Tamamdır. 36 bin burada var. 60 bin de burada var. Hatta atalım. Şimdi burada yaklaşık 1, 2, 3 tane var. Buralara ben 7500'er koysam. Ya 5000'er koysam yeter mi? 7,5, 7,5 koyayım ya. Burası zaten Arjantin. Daha sonra. Şuraları da basalım hatta. 2000 kişi de var. Denizde kalmış. Hadi şunu da dolara verelim. E şimdi üyelimizde 110 bin kişilik bir ordu kaldı. abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane de toprak var. Ee, yaklaşık 5000 kişiyle 115 bin yapın. Yaklaşık 4 bin e, 4800 kişiyi sınırlara göndereceğim o Orlando'daki 65 binlik orduyu da e, bu denize gönderip denizden ilerleyiş. Yani bu 4800'lerle ben birazcık savunma yaparım tahminen. Şöyle, 800 4800 Niye 1800 oluyor haber seferinde? 4800 4800. Oraya yok. Buraya bir 4800 daha. 4800 daha abi. En e, yorucu kısmı da bu oluyor bu arada. Sınırlara ordu dizmek. O da dörde basıyorum. Bir iş diyor bazen. Hızlı bastımdan mı oluyor? Olabilir. Neyse. Az kaldı abi. Çok az kaldı. Tüm topraklara eee Ordumuzu göndermek üzereyiz. 800 evet. Yak buraya 5500 diyelim. Yaklaşık 8600'ü de diğer sınıra gönderelim. 65 bin'i de ben buradan. Arjantin'in şey nerede abi? Nüfusunun ve e, ekonomisinin yüksek olduğu yer. Evet. Bu Buenos Aires tabii ki. Bu Buenos Aires'ta. Aires'e de hemen 65 bin kişide gönderelim ve baş baskımızı Arjantin'in başkentinden atmaya başlayalım. Ordularımız bir yerleşsin abi, yavaş yavaş gelsinler. Tamamdır. Bakın sınırlara diziliyoruz. Bir eksiğim var mı? Zannetmiyorum. Arjantin savaşına hazırız. Artık. Güney Amerika'daki son büyük savaş başlamış oldu. Birkaç yerde kaybedeceğimi düşün. Evet. Birkaç yerde kaybedeceğimi düşünüyordum da. Benim hatam oldu. Sıkıntı yok. Hemen telafi ederiz. Denizden de bakın 1000 küsür kişilik bir destek geldi. Ha, kuzeyi ele geçirebilirim. Evet, buraları ele geçirebiliriz abi. Bu kuzeydeki toprakları bir elimize geçirelim adam bizim elimize geçirdi. Sıkıntı yok. Şöyle bir bin. Ne yapalım abi? Şöyle buradan da Maurin'e çıkartalım. Buradan da Kumana'ya. 3500 3400'de buradan. Evet, her yeri savunuyoruz şu anda. Oo, yanlış yaptık. Hiç olmadı. Şöyle yapalım. Azalan yerlere hemen birazcık takviye yapabiliriz. Bu 64 bin hemen Buenos Aires'e bir çıkartmamızı atalım 64 binlik ee, ve aman Allah yine garip bir yerlere geldik. Yavaştan ilerleyelim abi, yavaştan ilerleyelim. Kuzeyi bir tamamen bitireyim, bir rahatlayayım bu arada. 1200 de böyle, 2300 buradan, 7000'i de gönderelim, 3400 de böyle gönderelim. 1200 daha gönderelim abi şöyle bir bekleyelim bakalım ne olacak. Evet saldırılarımız başarılı oldu. Artık e, Arjantin'in kuzeyde son bir toprağı kaldı. Onu da kolaylıkla elimize geçiririz diye düşünüyorum. E, bakın buraları ilerleteceğim yani bu buralar dediğim yerler. Hani bir ötesi böyle bir şeyin sınırı yani şöyle anlatayım. Mesela 4300'ün gördüğü iki tane yer var. Bu e, Peguyo'ya gittiği zaman bunun sadece ise gidebileceği var. Ama mesela bunu he, hareket ettirmem için bölmem gerekiyor. Gibi düşünebilirsiniz ya da böyle birer birer ilerletmem gerekiyor. Bunu yapma sebebim ordularımı bölmek istemiyorum. E, yani yaklaşık bir 4000 civarında kalmalarını istiyorum. 5000 5000 Tamam. Böyle bir kalsın 30 bin de oradan. Evet. Kuzeydeki son toprağı aldık ve yavaş yavaş e, Güney Amerika'daki topraklarında da elimize geçiriyoruz. Bak burası çöt oldu mesela. Bu hoş olmadı. Orada birazcık yavaşlayalım. Şöyle yapalım. İkisini bir birleştirelim abi. Evet. Şu iki arkadaşı da bir birleştirirsek tamamdır. Ee, şuradan bir 15.000 daha gönderelim. Şuraya 6.000, şuraya 9.000. Oo bakın. Bir tane ilk defa mağlubiyet yaşadık güneydeki saldırılarımızda. Ama hiç moral bozmuyoruz. Ordumuzu basmaya devam. Bakın şöyle yapacağız. Bu buradan gelsin. 9000'de böyle gelsin. Siz bir ilerleyin abi. Tamamdır. Tamam. Bir bekleyelim şu 3800 buraya gelsin. 5300 de buraya gelsin. Tamamdır. Güzelce ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Hatta bunu böyle yapalım. Bekleyelim. Bakalım bir yerde yine büyük bir orduyla karşılaşacak mıyız yoksa? Ee, başarılı saldırılarımız devam edecekmiş. Şu ana kadar çok iyiyiz. Buraya bir e, ordularımı bölebilirim artık diye düşünüyorum. Bir bitirmek istiyorum burayı. 500, 2000 diyelim. Buradaki ordularımızı birleştirdikten sonra artık hedefime kuzeye yönlendirebilirim. 4000 de buraya gönderelim. 7600'ü de şu şekilde Saldırtalım. Bakalım bir yerde zorluk yaşayacak mıyız? Evet. Güzel. Buenos Aires'te e, Güney Doğu'daki topraklarımızı Güney Amerika'nın Güney Doğu'sundaki topraklarımızı birleştirmiş olduk. Güney Doğu deyince bir anda e, Kars <laughs> Ardağan falan gibi aklınıza gelebilir. Kesinlikle öyle değil. ya bu boşumuzu da yaptıktan sonra Ordularımızı tekrar hiç ara vermeden ilerletiyoruz. Burası bir kalsın. O 5500 bir kalsın. Evet şöyle yapalım. O da kalsın. Aynen öyle. Tamam. Zaten şu anda Arjantin'in artık bir e, dayanabileceği bir gücü kaldığını düşünmüyorum. Şöyle yapalım. 3000, 3000, bin, 80 bine kadar düşmüş ekonomisi ve e, daha da düşmeye devam edecek toprak kaybettikçe. Şu artık bölebilirim. Şu anda bayağı bir güçsüzleştirdim. 9000, 10000, 8000, 8000. Bakalım bir yerde karşı gelebilecek mi? Yok, hayır. Aynen öyle. Ben bu orduyla Peru'yu da alacağım bu arada. Yani periyoda rahatça alırım diye zaten düşünüyorum. Dört buçuk dört buçuk şöyle böldük. Aa, inanılmaz bir savaş oluyor. Çok eğlenceli bir savaş oluyor şu anda bu arada. Ee, bu kadar uğraşmamın sebebi tabii ki hani bir yerde bir karşımıza çok büyük bir ordu çıksa ya da bir yerde ordumuz zayıflasa ee, hemen Böyle kovalamaca moduna dönüyor oyun. Yani bir anda ee, Abi baksanıza adamın her yerde toprak. 8000 de buradan şu toprak, şu şeyleri de şuralardan gönderelim ya. Yavaş yavaş bir ele geçirsinler. Heh. Çok verimsiz toprakları kaldı zaten ee, Arjantin'in ama Şimdi aslında diyeceksin ki geri çekil abi hiç uğraşma. Uğraştırma. Şekilde bir devam edelim. Evet. Kuzeyden güneye doğru iniyoruz. İ e ordularımızın ilerleyişini sürdürüyoruz. Şöyle yapabiliriz. 3500, 2500, 4600, 7900 Bu bunu da 2000-2000 olarak bölersek yerde sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Artık zaten bir ee, savunması da herhangi bir gücü de kalmamış olması gerekiyor. 3 top da aldıktan sonra. Ee, artık verimsiz. Aa, Kanada savaşa girdi. Kanada ile barışmam lazım. Boş olmadı. Ya da benim. Bak Kanada'yı göz ardı ettik. Kanada'ya verebilirim ya o 14 yıldızı daha sonra nasıl olsa alırım diye. Abi barış ha. Tamam. Kanada'yla barıştık ve e, toprak kaybettik. Bu arada yönetimimizdeki ilk toprak kaybını da maalesef Kanada'ya vermiş yapmış olduk ama sıkıntı yok. E, çok verimsiz ve az sayıda toprak kaybettik. Şu anda oh, burası neresi abi? Falkland Adaları. Neydi? Paskalya Adası ile müttefik. Buradaki adayı da alırız. Tabi Amerika olarak benim yönetimimde şu anda e, ada devletlerine tabi ki bir ilgimiz var. Nereden geliyor arkadaş? Heh. Tamamdır Paskalya Adası'na gerek yok şu anda. E, sınırlarımı alsam yeter. Talne ve Arjantin'in tamamı artık e, Amerika'ya katılıyor ve Amerika neredeyse e, Güney Amerika kıtasının tamamına hakim devlet konumuna geldi. 10 dakikadan uzun süre bir savaşta e, bulunduk. Kanada savaş ilan etti. Eğer barış masalardı benim de gerçekten zorlanacaktım çünkü ordularım güneyde, param çok fazla değil. Yine 300 bin parayla savunma yapabilirdim ama. Gerek yok, şey olurdu açıkçası hani e, yorucu ve zorlayıcı olurdu. E, şimdi Peru'nun ne kadar gücü var? 110 bin. Şili'nin ne kadar gücü var? 40 bin. Tamam. Şimdi abi hiç zorlamadan e, Peru'yu almak istiyorum. Şöyle yapalım buralarda ordu basalım hatta. Sıraları da bas hiç önemli değil. Peru'yu almak istiyorum. Bu bölüm bitmeden hızlıca Peru'yu da alırsak Güney Amerika artık Şili, 40 bin ekonomili Şili hariç tamamen e, elimize geçmiş olur. Tabii şu an as e, bayağı bir asimilasyon yapmam gerekiyor. İsyan çıkmaması ve ekonominin e, daha yüksek or sayıda orduları kaldırabilmesi için. Güzelce asimilasyonlarımızı yapıyoruz. Abi iyi durumdayız ya yani. gerçekten şu anda. baya e, bayağı iyi durumdayız. Kanada savaşı biraz moralleri bozsa da. Sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz abi. Tamam şöyle bir toplayalım topraklarda orduları bu arada. Bakalım şu arada düşük şey var mı yok? Ordularımızı bir toplayalım abi. Bir evet, toplarken bayağı bir dünyanın diğer tarafına gittik ama sıkıntı yok. Şurada bir toplayalım. Elimizde ne kadar ordu var, ne kadar ordu yok? Bir görelim. Ya, Peru savaşı için çok çok rahat yeteceğini düşünüyorum bu orduların. Ama böyle gezersek bir zevke çıkmaz ordu toplamanın. Şu an evet. Bir tur ilerleteyim şöyle bir açılsınlar. 4200 bakın 1000 burada işte 300 burada. Onu vardı da sağına götürdüm sanırım. Burada sınıra geldi zaten askerlerimiz. Ee, 8000 daha burada. 4300 daha 7800. Görüyorsunuz şey, Güney Amerika'nın en dip şehrinde. Rio Grande'de e, bulunuyordu. 7700 daha birleştirdik ve bakalım. Evet şu an zaten yeterli abi. 110.000 ekonomisi olan bir e, ülkeye. Daha da fazlası oldu bile. Hemen hızlıca e, asimilasyonları devam ettirelim. Evet diplomasi şeyim hareket puanım biraz azaldı. San Rafael. Buraları da abi bu Casa de Pedra gibi %90 olan yerleri de e, çok önemsemeyeceğim şu anda. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane e, toprak var. Tabi buraları hemen e, basalım abi. 200-300 kişiyle mi şey yapacağız? Gözünüzü seveyim. Tamamdır. Tamam. Şimdi 22 tane toprak var. Yani yaklaşık bir e, 5100 asker göndereceğim her toprağa. Ve Peru Savaşı için her toprakta 5100 asker. E, evet. Tüm. Yeterli olacaktır. Şöyle 100.000'i de oraya götürdük. Şu yakından dağıtmak istedim açıkçası. ha. Tamam şöyle 5000 daha 5000 daha Olara 5200 yapalım Bütün topraklara şu anda e, ordularımı gönderiyorum. Bütün cephelerde bir Amerikan bölüğü olacak abi. bu savaşı hiç zorlanmadan e, kazanacağımızı da düşünüyorum. Aynen öyle. Bakın az kaldı ve Peru Savaşı başlıyor abi. Ölü olsun. Şöyle bir ilerletelim ordularımızı. Kuzeyden, güneyden, her yerden. Buradaki ordulara birazcık takviye gerekiyor. Ee, nasıl yapalım? Bunları bir ilerletelim abi. Şöyle de. Daha orayı görmemişiz. Tamam. Başkente doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş saldırıları da oluyor Peru'nun ama çok bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Bakın 96 bine kadar düştü bir anda. 20 bin ekonomi kaybetti arkadaşlar. Daha da kaybedecekler. Buna emin olabilirsiniz. Yanlış yaptık. Neyse. Öyle yapalım. Buradan bir güneyden tekrar saldırılarımızı devam ettirelim abi. Evet orayı görmemişiz. Arkaya sarktılar. Sıkıntı yok. Bakın 93 bin. 3 ekonomi daha kaybettiler. Abi vallahi ben. Yanlışlıkla geçtik abi o turu. Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapıyoruz. Şuraya 120. Şuraya 200. Şuradan da 1100 kişi gönderelim. Buradan hemen 2500 kişimizi göndermiş olalım. 2700'ü de ilerletelim. Buradan 1000 kişi de ilerlesin abi ve devam. 3000, 5000. Nerelere geldik? Ne savaşırken? Ee, 5000 de buradan gelsin. 5000 buradan. Bu böyle devam etsin arkadaşlar. Ee, şuradan da aynı şekilde devam edelim. Evet. Şu anda ordularımız iyi bir şekilde devam ediyor sanırım. Bir yerde kayıp yaşadık. Emin değilim ama yaşamış olabilirim. Bakalım aynen. Bu bölgeyi kaybettik. Sıkıntı yok abi. Ordularımız güzelce ee, devam ediyorlar. Saldırmaya. Nasıl yapalım? Şimdi şöyle gelsin. Şurayı da 3500 3500 olarak bir saldırtalım. Ana ordumuz burada abi. Az şeylerde ordularımızı e, doğuda birleştirelim. Peru'nun güneydoğusunda. Diğer topraklardan da bu şekilde ilerleyelim. 2700 5000 de oradan. 5000 5000 Evet, başkent artık düşecek. Lima'ya girmek üzereyiz. Tek bir yerde bir kayıp yaşadık. Hoş olmadı. Başka kaybımız var mı? Evet, başkente de girmiş olduk. Tek kaybı burada yaşadık ama sıkıntı yok. Buradan hemen geri ordu göndeririz. Georgetown'dan e, ordularımızı ilerletmeye devam edelim. 1200 diyelim. 1200'ü de buraya gönderelim. Hepsini gönderelim. Şuraya da 2500 gönderelim. Kalsın abi. Ee, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Buraya e, 2000 2000, 3200, 2900 Şuradan 1200 de buraya gelsin. Hatta 900 daha buradan. 1000 de buraya getirelim. Yani zaten savaşı bitirmiş gibi olduk abi. Güzelce savaşı sonlandırdığımızı düşünüyorum. Artık her yere girebiliriz. Aynen, aynen öyle. Tamam. Ee, son topraklar. Peru'nun e, şeyi kalmadı zaten. Artık bir ne ekonomik ne psikolojik hiçbir şekilde bir gücü yok. Böyle yapalım. Buraları abi şu kamera kaymasını yaşamasak keşke ya. Bunu dediğim için bir dakika sonra, bir saniye sonra dağıt da ekler yaşadık. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sanki oralara asker gönderdim ben geri ya. Aynen. Tamam. Tek bir toprağa kaldı Peru'nun ve artık onu da aldık. %100 savaş zaferimizde Peru'yu aldık. Geçen bölümde şu alalım da yine unutmadan. Aynen. Geçen bölümde yapmak istediğimiz her şeyi yapmış bulunuyoruz şu anda. Hatta burada bir Fransız Guayanası da var. Bekliyor böyle. beni ele geçsinler diye. Onu da aldık ve evet, güzel. Abi ya 20 dakikayı bayağı bir geçti. 24-25 dakika oldu ama eğlenceli bir bölüm oldu. Ee, Şili hariç Güney Amerika'nın tamamını aldık. Diğer bölüm bu arada bunu kaybettiğim toprakları da geri alacağım. Ee, Rochester, London, Toronto. Buralarda artık Amerika'ya ait olacak. Gelecek bölümde abi Kanada'yı elime geçireceğim. Kanada'yı ele geçirdikten sonra Geçirmeden önce pardon Şili'yi tamamen e, etkisiz hale getirip Güney Amerika'ya zaten bir Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetine sokacağız. Oradan sonra Kanada'yı alıp Amerika kıtasının tamamını Amerika'ya e, ait yaptıktan sonra İzlanda ve Güneynant Güneynant Adasındaki İzlanda ve Güneynant topraklarını alıp İzlanda'nın ana karasını ele geçirdikten sonra artık buradan Faro Adalarından İrlanda'ya doğru. İrlanda bu arada tamamını almış adanın. Ha yok şu an savaşta yani bu Birleşik Krallık'la birlikte bu İngiltere Yarımadası'na, İngiliz Yarımadası'nda e, Keltik Denizi, Kuzey Denizi ile e, birleştirdiği adaları alacağız. Daha sonra artık e, yavaştan Madagaskar'da geçip buradan da Afrika'ya geçmiş olurum. Güney Afrika Cumhuriyeti de çok büyümüş bu arada. Etiyopya ile karşılaşıp buranın kazananı bayağı bir sıkıntı yaşar. Rusya'yı bölmüşler. Polonya toprak falan almış sanırım. Ee, sıkıntı yok. İşte bayağı gelmiş buralara. Tamam. Arkadaşlar bölümlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.